hemen Sayın Ecevit Bey'e sözü vermek istiyorum. Sayın Kele şimdi Kocaeli, Adı Pazarı, Sakarya tren dedik. Ulaşım. Nasıl ulaşımda bu noktada bir gerileme oldu ve Sakarya ne yapıyor? Yani il olarak Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya'daki bir kere zorlukları nelerdir? Çünkü biliyoruz efendim Bursa'da 3 tane sanıyorum ilçe var yine ille evet. bağlantılı çalışan belediyecilik anlamında. CHP, Cumhuriyet Kocaeli, İzmit değil mi? Sayın evet Başkanı tek belediyemiz var bizim, Sakarya'da İzmit. sanıyoruz yok. Neden yok? Nasıl bir çalışma izleniyor? Vatandaşa ulaşma noktasında mı sıkıntılar yaşanıyor, ulaşılıyor mu? Nasıl bir baskı, destek, avantaj, dezavantaj var Sakarya için? Buyurun lütfen söz sizde. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bu programa davet ettiğiniz için öncelikle. Önce Sakarya vatandaşlarımız tarafından bilinmesi lazım olan bir şehrimizdir. Marmara'nın başkenti olarak ben Sakarya'ya bakıyorum. Niye? Çünkü 3 saatte 30 milyon insana ulaşabilecek bir konumdadır. Deniziyle, limanıyla, Sakarya Nehri'yle, Sapanca Gölü'yle, yaylalarıyla, aynı zamanda tarımıyla sanayisiyle gerçekten müthiş bir şehirdir Sakarya. 72 milletin yaşadığı, 72 tabiri yerinde ise 72 milletin yaşadığı, 18 dilin konuşulduğu, herkesin birbirine saygıyla baktığı, herkesin birbiriyle birbirine, birbirine e, sevgiyle baktığı, kavganın gürültünün olmadığı bir yerdir Sakarya. Ama Sakarya ne yazık ki köydür. Sakarya ne yazık ki 1994'ten sonra yönetilenler tarafından bir Köy statüsündedir. Aslında şöyle söyleyelim mi Sayın Kereş? Köy olması bir anlamda güzeldi doğal olarak. Ben hep Karadeniz'e çok yakınlığıyla bilirim. Şimdi bilmeyenlere söyleyelim. Karadeniz'e gidip 1500 kilometre gitmek yerine Sakarya'ya gittiğinizde de o atmosferi yakalarsınız. O yaylaları, o fındık bahçeleri. Dediğiniz gibi bilmeyenler varsa söyleyelim. Abhaz'ından, Çerkez'inden, Kürd'ünden, İnanılmaz Etnik'inden, Arnavut'undan, boşluğundan. Hepsi, Arnavut, evet. hepsi e, gerçekten etnik bir bütünlük içindedir. O teknolojinin de bir anlamda var olduğu ama tarımla çok olması gerekirken doğasıyla olması gerekirken 94'ten sonra sizin de söylediğiniz gibi hem gelişme anlamında köy mantığında bırakıldı hem de gerçek anlamda tarıma köylüye yapılması gereken yatırım da yapılmadı. Arada sıkışmış bir il diyebilir miyiz? Aynen öyle. 9 tane organize sanayi bölgesi olan küçük sanayi bölgeleri olan aynı zamanda Türkiye'nin en değerli topraklarının bulunduğu, mutlak tarım arazilerinin bulunduğu Akova dediğimiz Sakarya bölgesi gerçekten yerleşim olarak, kentsel olarak köy statüsündedir. Bunu söylerken merkezi, başkenti dediğim Marmara'nın başkenti dediğim Sakarya'da bunu söylerken elimizdeki donelerle bunu söylemek zorundayız. Sakarya'da e, bu kadar e, turizm bölgeleri varken Dikmen Yaylası'ndan soğucak Yaylası'na kadar, Kerem Ali'ye kadar, Karagöl Yaylası'na kadar, işte Sapanca Gölü e, e, Karadeniz'in kıyısı olan bir karasu kocaali bölgemiz Türkiye'nin %30 fındığını üreten bir Sakarya olarak burada bulunu, e, bulunduğum aşamada Sakarya'nın yeniden 94'te bıraktığımız o sosyal demokratçılık belediyeciliği yeniden ele alıp, yeniden Sakarya'yı modern bir şehir haline getirmemiz lazım. Bununla ilgili ne yapılabilir? Çünkü Sakarya'da 9 tane organik sanayi bölgesi varken, Sakarya'da 2 tane üniversite, 80 bin öğrencimiz varken, Sakarya'da bir tane dahi fuar alanımız yoktur. Sakarya'da aynı zamanda, Hastane noktasında 2015'te sözü verilen, o günkü zamanının başbakanının e, kent meydanda verdiği sözün noktasında bugün e, şehir hastanesi olarak sözü verilen ama bizim devlet hastanesi olarak istediğimiz e, en düşük e, kapasitesinin hastane kapasitesinin Sakarya'da olduğunu e, söylemekten burada e, gurur duymuyorum, utanç duyuyorum. E, hala 2021 programına alındığı söyleniyor. Ee, Sakarya'da <laughs> e, bu turizm yataklarının faaliyeti geçmediğini, aynı zamanda Sakarya Nehri'nin, Sakarya'nın e, e, yöneticileri tarafından kullanılmadığını, e, aynı zamanda e, bir e, 120 yılı aşkın bir tren istasyonunun e, mevcut olan Adapazarı tren e, garının e, 2012 itibariyle evet. e, Adapazarı Haydarpaşa e, seferlerini yapamadığını ve 18 hafta yine örgütümüz tarafından e, her hafta e, protosto sonucu ee, yeniden faaliyete getirilip akabinde pandemi dolayısıyla durdurduğunu da buradan söylemek istiyorum. Ee, niye bunu söylüyorum? Çünkü Sakarya esnafımız e, sabah ilk seferinde gidiyordu alışverişini yapıyordu. Akşam son seferinde Sakarya'ya geliyordu ve e, bu özellikle bu pandemide buna çok ihtiyacı e, ihtiyaç duyduğumuz bir ortamda e, ada treninin yeniden e, hareket etmesini, yeniden eee Sakarya'ya hizmet etmesini talep e, talepte bulunuyoruz. E, Sakarya'nın en büyük e, özelliklerinden bir tanesi Cumhuriyet değerlerinin Sakarya'da oluşuydu. Tank palet fabrikası Sakarya'da. Sakarya'da Ziraat Donatım fabrikası vardı. Şu anda siloları bile e, şu anda yeri kent e, park az önce Sayın Başkanım'ın gösterdiği gibi bir tane yine oraya uçak koydular. Eee Ziraat Donatım Bir e, anlamı olabilir mi böyle her o, yere bir orada, uçak da, orada da orada da restoran böyle yapacaklar. Böyle. Donatım fabrikasını 2012'de 2002'de özelleştirdiler. Şeker fabrikası Türkiye'de 5. Cumhuriyet döneminin 5. şeker fabrikası Sakarya şeker Adapazarı şeker fabrikasını ne yazık ki 2012'de Bankasya'ya verdiler ve Sakarya'da gerçekten bugün baktığınız zaman Vagon Sanayi Genel Müdürlükten Şehriş Bölge Müdürlüğüne dönüştü. Yani cumhuriyet değerlerini kaybeden bir Sakarya'dan bahsetmekteyiz. Sayın Keleş, e, şimdi cumhuriyet değerlerini kaybeden bir Sakarya dedik ama biraz da sanki bakıldığında bir, bir gerileme görüyoruz Sakarya'da. E, yokluk ve yoksulluktan beslenme isteği diyebilir misiniz siz orada yaşayan biri olarak? Sıkıntılarınız neler? Çünkü belediyecilik anlamında sıkıntılar varsa bu yansıyordur. E, i̇l olarak sizin hizmet etmenizde bir sıkıntılar oluyor mu? Şimdi İstanbul için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu için ilçeler çok daha rahat çalışabiliyor. İl örgütleri rahat çalışabiliyor. Evet. Sizin bu anlamda orada dezavantajlarınız var mı? Ulaşamadığınız, ulaştırılmak istemediğiniz vatandaşlar oluyor mu? Ve en çok hangi sıkıntıları duyuyorsunuz? Vatandaşlar? Sakarya'da 668 tane mahallemiz vardır. 668 mahallemizin şu ana kadar 210 tanesini ziyaret etmiş konumdayız. Aynı zamanda 16 tane iltimiz vardır. 16 ziyaretleri aldım. nasıl gerçekleştiriyoruz? Ziyaretlerini saygılar. biz çok sabah çok erkenden hareket ederiz. Gel saatlere kadar devam ederiz. Pandemi biz pandemide pandemi öncesi görev aldık ama sonuçta pandemi bizi bu noktada fazla etkilemedi. Evet yani yaş itibariyle evet belki örgütlerimiz tamamen katılamıyor ama sonuç itibariyle her noktaya her esnafın elini tuttuğumuz her aşamada köyleri gittiğimiz Köylerimizde muhtarlarımızla, oradaki vatandaşlarla görüşüp Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarını, pandemi politikalarımızı, esnaf politikalarımızı anlattığımız bir ortamı hale devam ettiriyoruz. Bunu yaparken 80'e yakın e, sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettik. E, biz e, Sakarya'da Sakarya modeli yaratmak istedik. Hı hı. E, bu Sakarya modeli nedir? <laughs> Çünkü Sakarya yönetenler yıllarca ben yaptım oldu, ben yaparım olacak noktasında hareket ettiler. Biz diyoruz ki Sakarya'da siyasi partiler var. Sivil toplum kuruluşları var. Sakarya'da çok değerli e, hemşire dernekleri var. Ya bunların bir iş yapıyorsanız bunların da bilgisini alın, bunlarla ilgili e, insanların fikirlerini alın dedik ve bunu sürekli gündeme getire getire en son kentsel dönüşüm noktasında bu hamlelerimiz sonuç verdi ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi ilk kez sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin fikirlerini almaya başladı. Niye? Çünkü Sakarya aynı zamanda birinci derece deprem bölgesidir. 1947-1967 1999 yılında Sakarya depreminden çok etkilenen, çok şehit veren bir evet. yapıdadır. Sayın deprem bölümünü o, işleyeceğiz. Marmaray'la ilgili O açıdan mi? bu ilk kez Sakarya Büyükşehir Belediyesi bu noktada teveccüh gösterdi ve bizim fikirlerimizi aldı. Ama yapacağı işlerle ilgili de bizim fikirlerimizi alırsa bu aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının fikirlerini alırsa hemşeri derneklerinin fikirlerini alırsa o zaman Sakarya modeli yaratırız ve Sakarya 94'ten bugüne kadar 26 yıllık bir süreçte köy konumundan çıkar e, kent konumuna, modern kent konumuna gelir, gelir ve Marmara'nın başkenti konumuna gelir. Evet. Çünkü bizde tarım çok değerlidir. Biz e, Tarımla ilgili Sakarya'nın o akovasında Pamukova ilçemiz kadar mülki sınırları kadar biz tarım arazilerini sanayi arazisi, konut arazisini açtık. Özellikle pandemi noktasında tarımın çok değerli olduğunu, çok kıymetli olduğunu tüm dünya ve tüm Türkiye bunu e, e, öğrendi. O açıdan Sakarya'da e, mutlak tarım arazilerinin korunması, mevcut e, e, kentsel dönüşümü tarım arazileri üzerinde değil, boş araziler üzerinde değil, yerinde dönüşüm yaparak hem konut ihtiyacını da buradan karşılamak çok önemli. Pandemi noktasında e, biz örgütümüz olarak zaten ilk 11 Mart'ta pandeminin açıklandığı gün itibariyle arkadaşlarla yaptığımız toplantı sonucunda sahada olmamız lazım, insanlara ulaşmamız lazım, insanların psikolojik olarak bu noktada etkilenmemesi lazım noktasında hareket ettik. Bunu yaparken aynı zamanda Sakarya'nın toplumu Türkiye toplumu Türkiye mozaiği olduğundan dolayı biz insanların bu noktadan etkilenmemesi bu ülkenin e, bayrağının e, asırlarca dalgalanmasını bu ülke bütünlüğünün bozulmaması noktasında evet. da hareketimizi e, devam ettirdik o açıdan gece gündüz çalışan bir örgüt yapısındayız 16 ilçe örgütümüzde il örgütümüzde belediye meclis üyelerimizle bu çalışmayı bu çalışmaları e, her zaman e, devam ettirdik